Hocam öncelikle geçmiş olsun. Sivas Belediyespor'a karşı 2-1'lik bir mağlubiyet aldınız. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçı değerlendireceğim, şöyle değerlendireceğim. Rakibimizi analiz ettik. Uzun toplarla oynuyorlar. Sert oynayan bir rakip. Benim takımda top oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım. Zaten onu da o şekilde analiz yaptı da beni bizim takımımıza karşı oynadılar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiç söylemedim. Şu zamana kadar da konuşmadım hiç. Biz top oynamak istiyoruz. Ama burada adaletli davranan bir hakem görmedim ben. Ben bunu ısrarla söyledim, kendisine de söyledim. Bize verilen penaltı bana göre penaltı değil, bizim düşürülen pozisyonumuz da penaltı. Yani öyle bir oyunumuzu kesiyor ki tam atak yaparken kendi sahamızda oyunumuzu kesip bize faul verip, yani lehimize verip orada o hatayı telafi etmeye çalışıyor. Ben bir de şunu rica ediyorum, eğer ulaşabiliyorsanız... Bundan bir hafta önce Uşakspor'un son golü, üçüncü golüne bir de dikkat etsinler. Bir de bu penaltıya dikkat etsinler. Hakemlerle nasıl oynanıldığı da herkes takdirini bırakıyorum. Ben onu özellikle söylüyorum. Uzatma devrelerinde beraberliği yakalayabilirdiniz hocam. Çok sayıda fırsat eline geçti Ankara Demirspor'un. Bundan sonraki haftalarda nasıl bir Demirspor göreceğiz? Vallahi Demirspor camiası olarak biz dediğim gibi iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Karakterli oyuncularımız var. Bana sorarsanız ilk yarının son 15-20 dakikası topun hakimiyeti bizde. 4 tane net pozisyonumuz var. İkinci yarıda şanssızlıklarımız var. Final paslarında iyi kullanamadık belki ama bu maçın hakkı bana göre baktığınız zaman sonuca 2-1 mağlubuz. Bana göre 5-2 bitmesi lazım bizim lehimize. Dediğim gibi hem şanssızlığımızı yenemedik hem de hakemi yenemedik. Teşekkürler, sağ olun. Evet.